Selamlar. Datça'ya kampa gidiyoruz. Yine plan çok net değil. Yol üstünde bir yerler araştırdı Burçak, buldu. Şu an adını hatırlamıyorum ama. Akçabık galiba. Öyle bir şey. Gidince söyleriz. Aynen. Yani bakalım. Günlük galiba kişi başı 35 liraymış. Şimdi arkadaşlarımızla gidiyoruz. Onlar da öndeler. Biz de güzel bir manzara bulduk. Durduk çekelim dedik. Manzara çok güzel ama buralar çok kirli. Hep çöpler, petler. Keşke böyle olmasa, keşke herkes dikkat etse, bunları buralara atmasa. Biz gerçekten görünce üzülüyoruz. Yol boyunca hep böyleydi eve. Aynen. Orada görüşürüz. Çadırlarımızı kurduk. Burası çok büyük bir alan. Arabayı da 200-300 metre biraz uzağa park ediyorsunuz. Eşyaları ama taşıyacak bir çözüm var burada. Küba diye bir şey yapmışlar. Yani bir motor, arkasında da kocaman bir kasa var. O bütün eşyalarınızı ücretsiz çadırınızı kuracağınız yere kadar taşıyor. Şu en sağdaki 3 çadır bizim. Burası sahil. Denize 2-3 metre kalana kadar kum. Sonra ufak ufak taşlar var. Şemsiyeler, şezlonglar ücretsiz. Deniz çabuk derinleşiyor. Sıcaklığı çok iyi. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Tam ideal. Biz çok sevdik. Dün gece de dolunay vardı. Çok güzel bir yakamoz oldu. İzlemesi çok keyifliydi. Hatta denize girenler bile vardı. Biz de bu gece girmeyi düşünüyoruz. Bizimkiler şimdi en ileride giriyorlar. Ben de onların yanına gidiyorum. Biraz denizin altını çekeceğiz. Ne yapmak istiyorsun mesela Ceren? Mesela böyle küçük küçük kültürel geziler yerine uzun dönem kalmak istiyorum. Mesela 6 ay Amerika'da kalmak istiyorum. 6 ay Sakız Adası. Ne güzel. Sakız Adası'nda mesela sakız toplamak çok keyifli olmaz mı? Ya işte orada normalde insanlar ne yapıyor onu görmek istiyorum. Hani mesela normalde... Çok katılıyorum ya. Hani sabah nasıl kahvaltı yiyor, akşam nasıl yiyor falan onu görmek istiyorum. Aynen, ben çok katılıyorum ya. Bir ara Burçak'a söylüyordum hatta. Selamlar. 2 gün boyunca Akçabık kampingde kaldık. Burası büyük bir işletme. İçinde tuvaleti, banyosu, buzdolabı, bulaşık yıkama alanı, yemek yeme bölümü olan bir işletme. Kişi başı günlük 38 lira veriyorsunuz. Denizi özellikle çok güzel. Biz denizinden çok keyif aldık. Denizin girişi küçük küçük taş, sonra da kayalıklar başlıyor. Ama bu kayalıklar derinde, deniz çabuk derinleşiyor. Ayağınız o kayalıklara değmiyor. Hatta izlemesi bence keyifli bile. Şu karşısı direkt Palamut Bükü. Şurası. Aşağısı da buranın plajı. Dediğim gibi en beğendiğimiz yönlerinden biri bu kampingin. Bu plaj ve bu deniz oldu. Biz yüzmekten çok keyif aldık.
Bugün artık ayrılıyoruz. Bu videoluk da bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.